Gaz üzerine bazı temel gözlemlerimizi kullanarak bir denklem bulduk ve adına ideal gaz denklemi dedik. Yani PV eşittir NRT. Genel olarak çok anlaşılı bir denklem bu. Ama ilk öğrendiğimde R sabitinin kafamı çok karıştırdığını hatırlıyorum. O yüzden şimdi bu R'nin ne olduğunu iyice bir netleştirmek istiyorum. Yeni başlayanlar için şöyle söyleyeyim. R bir sabit. Bu şu demek oluyor. Denklemdeki diğer terimler her durum için değişiklik gösterse de R her durumda aynı kalıyor. Hemen açıklayayım. R'yi denklemde yalnız bırakalım. Denklemin her iki tarafını mol sayısı ve sıcaklığa böldüğümüzde R eşittir PV bölü NT buluruz. İyi de ne demek bu? Herhangi bir ideal gaz için basınç ve hacmin çarpımını mol sayısına ve sistemdeki sıcaklığa bölersek her defasında aynı sayıya ulaşırız. Tüm ideal gazlar için bu işlem R'yi verir. Şimdi bunun neden böyle olduğunu göstereceğim. Ama önce birkaç noktada bilgilerimizi eşitlememiz lazım. Birincisi NŞA normal şartlar altındanın kısaltılması. Bu arada NŞA, STP yani standart sıcaklık ve basıncın İngilizce karşılığı. Normal sıcaklık 273 Kelvin, o da 0 derece Celsius'e eşit. Normal basınç ise 1 atmosfer. Yani bahse geçen normal şartlar aslında bir takım durumsal deneyler yapabildiğimiz güzel teorik şartlar. Açıklık getirmek istediğim diğer konu da şu. Herhangi bir ideal gaz için deneysel olarak ulaştığımız veriye 1 mol gaz yaklaşık olarak 22,4 litre hacim kaplıyor. Şimdi bu koşulları kullanarak ideal gaz sabitini bulmaya çalışacağız. R eşittir PV bölü NT ile başlayalım. Normal şartlar altında 1 mol gaz üzerine hesap yapacağız. O halde basınç yerine 1 atmosfer yazıyoruz. Neyimiz de 1 mol. 1 mol gazın 22,4 litre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hacmimiz de bu. Ve yine normal şartlar altında dediğimizde sıcaklığımız da 273 Kelvin olacak. Tüm bunlar R'ye eşit. Çözmeye başlayalım. Birler birbirini götürür. Tek yapmamız gereken 22,4'ü 273'e bölmek. O da bize 0,0821 sonucunu veriyor. Birimimiz de atmosfer çarpı litre bölü mol çarpı Kelvin. Demek ki R sabiti 0,0821 atmosfer litre bölü mol Kelvin'e eşitmiş. İşte ideal gaz sabiti bu. Bu değerler tüm ideal gazlar için geçerli. Tabi basıncı atmosfer, hacmi litre cinsinden aldığımız sürece. Genel kimyada muhtemelen en sık kullanılan hali bu. Ama daha önce de değindiğim gibi bazen basınç birimi olarak Pascal kullanıyoruz. Hacmi de metreküp cinsinden alıyoruz. Bunları kullanıyoruz çünkü ikisi de İngilizce kısaltması SA olan uluslararası birim sistemi birimlerini temel alıyor. Özetle R'nin şöyle bir halini görürseniz de şaşırmayın. Yine R eşittir PV bölü NT ile başlıyoruz ve hala normal şartlar altında çalışıyoruz. Ama normal basınç için atmosfer yerine Pascal birimini kullanacağız. Bir atmosfer 101.325 Pascal'a eşit. Yani basıncımız bu kez 101.325 Pascal. Unutmayın hala 1 mol gaz kullanıyoruz. Fakat 1 mol gazın hacmini bu kez litre cinsinden değil, yani 22,4 litre değil, metreküp cinsinden alacağız. Çünkü bu da bir SI birimi. 1 bir metreküp 1000 litre eşit. O halde 22,4 litreye alır ve bir boyut analizi yaparsak 0,0224 metreküp sonucuna ulaşırız. Formülümüzde işte bu değeri kullanıyoruz. Çünkü hala 1 mol gazdan söz ediyoruz. 0,0224. Son olarak hala normal şartlar söz konusu olduğuna göre sıcaklık için 273 Kelvin değeri hala geçerli. Basıncımızı yazdık, hacmimizi yazdık, mol sayımızı ve sıcaklığımızı da yazdık. Şimdi bu ifadeyi bir boyut analizinden geçirelim ve birimleri sadeleştirmeye çalışalım. Önce 101.325 Pascal'la başlıyoruz. Pascal'ın Newton bölü metrekare demek olduğunu hatırlayalım. Çünkü Pascal bir SI basınç birimi. Öyleyse yazıyorum. 101.325 Newton bölü metrekare. Hacmimiz de 0,0224 metreküptü. Bunu da yazdığımızda metrelerin çoğu birbirini götürür. Üste üstten metrekare gider, alttan metrekare gider. Geriye sadece üste bir tane metre kalır. Buna bir molü bölen olarak ekliyoruz. Çünkü üstteki ifadeyi bir mole bölüyoruz. Bunu da altta yazdığımızda yanına 273 kelvini ekleyerek işi bitiriyoruz. Şimdi bunu daha da sadeleştirmek için işlemleri yapıyoruz. 101.325 çarpı 0,0224 bölü 273. Bunun sonucunda da R eşittir 8,314 Newton metre bölü mol kelvin buluyoruz. Birimi daha da sadeleştirmemiz mümkün. Çünkü Newton metre dediğimiz şey Joule e eşit. Newton metre yerine Joule yazdığımızda birimimiz Joule bölü mol kelvin oluyor. Şunu tekrar bir netleştirelim. R sabitleri burada farklıymış gibi görünüyor ama aslında tek yaptığımız birimleri değiştirmek oldu. Bu değer tüm ideal gazlar için daima aynı. Yani herhangi bir ideal gaz için basınç çarpı hacim bölü mol sayısı çarpı sıcaklık değeri R'ye eşit ve bu R karşımıza 8,21 çarpı 10 üzeri eksi 2 atmosfer litre bölü mol kelvin olarak da çıkabilir. 8,314 jül bölü mol kelvin olarak da. Ama tekrar ediyorum aslında bu ikisi aynı değer. Bu ne demek olabilir bir düşünelim. R sabit ve gazın ilk hali için PV bölü NT'ye eşit. Bakın burası çok ilginç ve doğru. Çünkü tüm ideal gazlar için PV bölü NT her zaman R'ye eşittir. Aslında burada ne demiş oluyoruz? İlk PV bölü NT eşittir. Son PV bölü NT demiş oluyoruz. Bu da bize birçok konuda güzel tahminlerde bulunmamızı sağlıyor. Tek yapmamız gereken değişkenleri değiştirmek. Önümüzdeki birkaç videoda bu imkanları keşfedeceğiz.